Mart'ta 4 veya 3 Mart'tan itibaren kaçmaya başladılar. 6 Mart'ın gece yarısında bitti. Peki. Ve bu Mehmet var ya, o diyor ki ben diyor 3 tane belgül bağladım. Melek gibi geldim hep benim ellerim tüm açıldım diyor. Ve onun gibi birçok belgülü olanlar büyük parayla hemen yüklerini taşıdılar. Evet. Hakkı amca, zaman zaman kadirlimizde tartışmalara sebep olan bir tarih kargaşası var. Evet. Deniliyor ki Tufan Bey geldikten sonra işgal kuvvetleri gitti. Ermeni ve Fransızlar buradan ayrıldı deniliyor. Halbuki Kadirlimizin kurtuluşu 7 Mart. Tufan Bey daha sonra Kadirli'ye geliyor. 27 Mart'ta geliyor. 27 Mart'ta geliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet. Bir defa gayet net olarak söyleyip ve biliyorum ki Tufan Bey buraya bugünkü manasıyla kutladığımız 7 Mart'tan sonra gelmiştir. Efendim, ama ne zaman geldiğini bilmiyorum. Yalnız şöyle bir tabiatta bir şey verebilirim, misal verebilirim. Tufan Paşa gelirken bunu halk, bizim de evredekilerin hiç bir haberimiz olmadığı halde ben kaçmış gitmişim. Karşılamaya siz de katılmıştınız. Katıldım. Karşılamadan dönüşte. Tabii herkesin omzunda silah var. Dönüşte ben hatırladığım kadarıyla tam Asire mezarlığına oraya kadar gittiniz galiba. Yok. Şimdi mezarlığım oraya hayvanlı, eşekli olanlar işte. Hükümet erkanı ve yaşlı başlı adamların hepsi bu Kemal Yayıncıoğlu'nun evinin biraz ilerisinde kahın başında beklediler. Yani hükümet erkanı burada karşıladı. Ama bizim de bir su eşeğimiz vardı. Ben hayvanlı olanlar oraya getirdiler. Biraz da gelmesi gecikince orada cirit bile oynadılar bir müddet. Evet. Ve ilk defa da karşılamaya giden de Müzeyir Mehmet dedik, tarih tiyatrı vardı. O Yeşil Ordu, Yıldırım Ordusu, Kuvvayi Milliye Ordusu diye bunun askeri bir kıyafet yok. Bizim bir deniz andırının abalı adamları. Daha arkadan geliyor zannetmiş orduyu. Kalabalığı vurmuş geçmiş. Geçmiş. Bakmış lan arkadan gelen yok. Geri dönmüş. Ne oğlum? Yeşil Ordu. Bilmem Yıldırım Ordusu, Kuvayi Milliye Ordusu geliyor diyorlardı. Nerede bu ordu? Vallahi ordu yok. İşte o şey kumandan öndeki bayrağın arkasından giden adam. Gittim diyor. Çok genç bir adamdı diyor Topan Bey. Beyefendi biz bir Yıldırım Ordusu, Yeşil Ordusu, Kuvayi Milliye Ordusu bekliyorduk. Nerede bunlar? Dedi ki ne diyor? Yeşil Ordu'da sizsiniz. Yıldırım Ordu'da sizsiniz. Kuvayi Milliye Ordu'da sizsiniz. Vay babayesine ulan meğerse ordu bizim ışıkta haberimiz yoktu dedi. Yani evet. Akçalızade Mehmet Efendi. Evet. Yani attılar orada karşıladı. Eşekler, atlar, genç olanlar. Fakat hükümet erkanı burada karşılar. Şöyle diyebilir miyiz Hakkı amca? Tarih kargaşasına gerek yok. Kadirli önceden kurtulmuştu. Tufan Bey ondan 20 gün kadar sonra geldi. Evet. Ama kesinlikle sonra geldi diyorsunuz. Kesinlikle.
Çünkü sizler patrikhaneye gittiniz, oradan defter kalıntılarını topladınız. Aradan bir müddet sonra Tufan Bey'i karşılamaya gittiniz. Evet. Canım, Kadir'i de... O aynı gün değil. Bir de camut boynuzundan herif boru çalıyordu diyordun ya. Tamam. Enteresan o. Efendim? Fransa Raşit'i ilan ediyor. Bu çetelerin adını da grup halinde gelecekleri kasabaya duyurulmuş. Kasabada bunlar çeteler bir grup teşkil etmişler. Bu grubun önüne de Burazan durdu. Çok haklı Burazan durdu. Kolu sakattı. O da ayrı bir mesele. Ali Sahip oraya işte buradaki kabadayları susturmaya giderken oradaki şahıs, sınırlıkları şahıs çekiyor, vuruyor. Ben o şahısla görüştüm. Diyor ki çektim, vurdum, şeydi diyor. Burada durduydu diyor, elle de vurdu diyor. Ötekileri de artık nelerse bilmiyorum. Şimdi ben daha bitirmemiştim deminki lafı da. Buyurun. Tabiat kanunu ile de ispatı mümkün. Buraya gelince o elektrik fabrikasının bulunduğu düzlüğe gelirken bir sürü leylek belirdi havada. Tufan Bey gelirken oluyor. Evet, tam aynı gün, aynı saat, devamı. Ateş ettiler, çeteler, silah var, fişek de var. Hiç de bir şey vuramadılar ama ateş ettiler. Bu hadise de gösteriyor ki, zannederim 16 Mart'ta mı geliyor da şey? 27 Mart'ta. Yok. Leyleklerin gelişini mi diyeceksiniz? Evet. Leylekleri gelmişti. Bu da gösteriyor ki Tufan Paşa bilahare geldi. Hiç şüphe yok onda. Tufan Paşa ile birlikte bu hadise oldu demek doğru diye yalnız. Evet. Safa amca, sizin soracağınız bir soru var mı Hakkı amcaya? Camus boynuzundan birisi boru yapmıştı da hani Fransızların kaçtığını ilan ediyor diye evvelden bir ifadesi vardı, onu hatırlatmak istedim. Ha. İlan ediyorlar sokaklarda. 5-6 tane silahlı. Efendim, bu orada durdu da bu boruyu almış. Düttürü çalıyor. Eşidin hali. Efendim, Tufan Paşa andırında buraya işgal için gelmek üzere veya geliyor her neyse. Yani duyuruyorlar halkı. Bu doğru. Hakkı amca, biz istemiştik ki akşam sizin sınıf arkadaşlarınızla bir araya getirelim. Kemal Çubukçu var hocamız. Evet. Yine Mustafa Çinçik, Mustafa Topalan, Safa amca. Mustafa Topalan. Abdülvahap Çoymak. Abdülvahap Çoymak tabii sizlerden çok büyüktü. O da akşam kendisi Tayland'da nerede 15 yaşında. Ulan 15 yaşında ben vardım o zaman. Bu yüzden bizden 5-6 yaş. Abdülvahap. Şimdi kimse yaşla sahip çıkmıyor nedense. Benden başka. Abdülvahap neredeyse. Ben çok büyüktüm. 100 yaşına yaklaştı. Hesabet. Nuri Çavuş'un mahiyetinde, Çakoğlu'nun mahiyetinde Çerkez süvarisiydi bu. Evet. Yani milis
Çerkez kuvvetlerine dahildi Abdülvahap. Abdülvahap. 15 yaşındaki adam Çerkez kuvvet olur mu? Soybak. Olmaz. Bu daveti belediye başkanı vermişti. Organizeyi biz yapıyorduk. Sizler orada bir araya getirecektik, anılarınızı alacaktık. Şimdi, hem de iftar yemeği düşünmüştü belediye başkanımız. Şimdi benim böyle sizin huzurunuza kendi gönlümce böyle çıkabilmem bir iyi bir şey. Nitekim Safa Bey de öyle dedi ya. Ben hasta oldum oğlu, gelir yoklar sağ olsun. Hiç ihmal etmez. Ben hep yataktayım yahut da gelir burada oturur. Dostlarla, ahbaplarla konuşurum. Ben mümkün değil. Siz bakmayın ben o şehre pastora dayanarak şuraya kadar geldiğime. Biraz fazlaca hareket ettim ve de küt diye gidiyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir de bir hatırasını daha unuttu herhalde söylemeye. Bir hayvana Ermenilerin sahip çıktı. Eşeğe mi? Bir de babayın Ali sahiple bir hengamesi var. O hengame başka davacı. Hani Ermeniler bu bir hayvana sahip çıkmaları. Evet. Ermenilerin bu tekrar çıkmalarına delil. Onu da söyleyelim tabii. O bizzat şahidiyim ben onu. Bizim dükkanımız Urfi Bey otururdu eskiden. Dükkanı. O dükkanda otururduk biz. Çamlı Kahve'nin karşısına gelen bir yerde. He? Çamlı Kahve'nin karşısına gelen bir yerde. Yok. Yok. Uzun Çarşı'da değil mi? Çamlı Kahve'ye varmadan daha beride. Daha kıblesinde. Efendim? Bu Adalet Doğru Yol Pasta köşeli var ya. Evet. İkisinin arasında. Şimdi gidip dükkanları. İlk adacağız. Merkebe bir yayma atmış. Kuzey taraftan geliyor çarşı. Fırını olduğu yer var ya. Evet. Şimdi fırını kabul edelim. Fırın geldiklerine göre sağda kalıyor. Siz oraya taş mağaza dermişsiniz eskiden öyle mi? Taş mağazalar. Şimdi Kenan Karamüftüoğlu'nun eczanesinin yakınını tarif ediyorsunuz herhalde. Yok Karamüftüoğlu. Karşısı. O bir taraf kardeşim. Arada yol geçiyor. Tamam. Beri kıblesi. Kıblesi. Doğusu daha doğrusu. Evet. Orada taş sonra, mağazanın doğu karşısı. Oradan sonra bir kadıncağız bizim dükkanın tam karşısına rast geldi. Merkeple bir yayma götürüyor. Sahip çıkan Ermeni de o dediğim yeri köşedeki bunlar. Bir bacil ne vardı onu, onlara geçti galiba o. Ermeni her ana acilliymiş. Öyle zannediyorum. Ancak Ermeni hemen dükkandan fırladı. Eşek sakarı topladı. Bir kadın götürüyor demiştim ya, o kadın sahip çıktı, ne oluyor dedi, niye eşeğin dedi. Siz dedi başını tuttunuz dedi. Dedi ki bu eşek benim eşeğimin sıpası dedi. Benim eşeğim dedi. Aman dedi dostum ne oluyor dedi bu işte bizim filan eşeğimizin sıpası dedi. Münakaşa devam etti. Yitiverdiler şeyi. Üzerindeki yükü yaymayı.
o çarşının ortasına yığıldı. Eşya aldılar, götürdüler. Ne yaptılar bilmiyorum.